İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç, İstanbul'da Kasım ayında geçen yılların ortalamasının iki katı ölümün gerçekleştiğini belirterek bir ayda 11.500 kişinin öldüğünü bildirdi. Koç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi ölüm sayıları verileriyle Sağlık Bakanlığı ölüm sayıları verileri arasındaki farkla ilgili olarak bizim verilerimiz ölüm sayısı olarak net. Biz nereden buluyoruz? Sağlık Bakanlığı'ndan gelen ölüm raporlarından. Hepsini günlük olarak işliyoruz ifadelerini kullandı. Koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbul'da koronavirüs salgınının yavaşlamasının söz konusu olmadığını söyledi. İmamoğlu, "Yalvarıyorum lütfen tedbir alsınlar. 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim. Maddi manevi bütün eksikleri giderelim." ifadelerini kullandı. Tedbir alsınlar, yalvarıyoruz. Lütfen tedbir alsınlar. 2 hafta, 3 hafta yani her şeyimizle mücadele edelim. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Eşim sadece Marmara Üniversitesi'nden maaş alıyor. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu üyeliğinden hiçbir ücret almıyor." iddiasında bulunmasının ardından yönetim kurulu faaliyet raporunda Fatma Nur Altın'ın ücret aldığı ortaya çıktı. Ankara'nın talimatla görevinden istifa ettirilen eski belediye başkanı İbrahim Melik Gökçek, sosyal medya hesabından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik "Ya kendiliğinden o mecliste yola geleceksin ya da yola getirileceksin." diyerek tehditte bulundu. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 2021 yıl bütçesine göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 88 bin lira Cumhurbaşkanlığı maaşı alacağını ve 35 bin lira emekli maaşı alacağını açıkladı. Buna göre Erdoğan 2021 yılında 123 bin lira maaş alacak. Paylan ayrıca toplanan komisyona göre asgari ücretin 2600 ila 2700 lira civarında belirleneceğini ifade etti. Asgari ücretin bir sefalet ücreti olarak devam etmemesi için hep beraber itiraz etmeliyiz değerli işçi kardeşlerim. Eğer ki asgari ücret tespit komisyonunun belirleyeceği 2600-2700 liralık ücret, maaş bana yeter diyorsanız sessiz kalmaya devam edin. Türk Tabipler Birliği Marmara bölgesinde hasta ve vefat sayılarının 4-5 kat arttığını, hastanedeki servis ve yoğun bakımlarının tam doluluğa ulaştığını, bu nedenle bazı hastaların sedyede bekletildiklerini aktardı. Türk Eczacıları Birliği, koronavirüs aşısına ilişkin yapılan tartışmaların aşı kararsızlarını etkilediğini belirterek sürecin şeffaf yürütülmesi çağrısında bulundu. Açıklamada aşı karşıtlılığının salgının devamına yol açacağı vurgulandı.